Türkiye'nin ilk kültür ekranı KRT'den herkese merhaba sevgili izleyenler. Gelişmelerle karşınızdayız. Bugün 7 Kasım Çarşamba. Saatlerimiz ise 14.30'u gösteriyor. Hemen size bugünün önemli haberleriyle paylaşarak hemen başlayalım. Evet, KYK'larla meslekten ihraç edilen tabiplerin ve diş hekimlerinin çalışmasını kısıtlama getiren yasa teklifinin 5. maddesi meclisi karıştırdı. Sağlık Komisyonu'nda tartışma çıktı. Vekiller birbirlerine girdi. Öyle ki tam 11 saat boyunca 5. madde görüşüldü ve tam kavganın en hareketli zamanında o madde AK Parti'nin oylarıyla kabul edildi. CHP, İYİ Parti ve HDP ise kavga esnasında müzakere edecek ortam bulunmadığı gerekçesiyle tutanak imzaladı. Mecliste dün gergin anlar yaşandı. 11 saat boyunca tek bir madde üzerinde tartışıldı. Meclis Sağlık Aile Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu'nda sağlık adanında bazı düzenlemelerin öngörüldüğü torba yasa teklifi görüşüldü. Ancak yasa teklifinde yer alan 5. madde CHP, İYİ Parti ve HDP'nin tepkilerine neden oldu. Ama o madde yine de kabul edildi. Tartışmalar eşliğinde kabul edilen 5. maddeye göre kanun hükmünde kararname ile kamudan ihraç edilen ya da güvenlik soruşturması sonucu kamu görevine alınmayan hekimlerle diş tabipleri, sosyal güvenlik kuruluşuyla sözleşmesi bulunmayan sağlık kuruluşlarında, ayrıca bu hekimlerin düzenleyeceği raporların yargı kararlarına ve idari işlemlere esas alınamayacağı da öngörülüyor. CHP milletvekili Ali Şeker ise yaşanan tartışma görüntülerini sosyal medya hesabından paylaşarak 5. madde üzerine söz istedi. 11 saat beklettiler notunu düştü. CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel de anayasanın eşitlik ilkesini ayakları altına alan madde sözleriyle değerlendirdi 5. maddeyi. Anayasaya karşı yapılan gizli işbirliğiyle karşı karşıyayız. İYİ Parti Antalya Milletvekili Tuğba Çokal, teklifin doktorlar için ölüm yasası olduğunu savundu. HDP'li milletvekilleri de tepkiliydi 5. maddeye. Sayın Başkan, sizin kadar benim de hakkım var. Şu anda iktidardasınız ama yarın olmayacaksınız, unutmayın. Bunun hesabını verirken emin olun bu haksızlığın size yapılmasına karşı çıkacağım. Herkesi temizliyoruz diyorsunuz. Kimi, nereden temizliyorsunuz? Haşa haşa Allah mısınız siz ya? Tartışmalar sürerken AK Parti 5. maddenin oylamasına yönelik önerge verdi. CHP milletvekilleri ise madde üzerinde görüşmelerin sona ermediğini, bu nedenle oylanamayacağını söyleyerek komisyon başkanına tepki gösterdi. İktidar ve muhalefet milletvekilleri kavgalarını sürdüğü sırada ise 5. madde oylanarak kabul edildi. CHP, İYİ Parti ve HDP milletvekilleri oylamada ellerin kaldırılmadığı, önergenin anlaşılmadığı ve dağıtılmadığı, protestolar sırasında müzakere edecek ortam bulunmadığına ilişkin tutanak imzaladı. Teklif sahiplerinden AK Parti Samsun Milletvekili Ahmet Demircansa, terörle mücadele konsepti içinde bu konuya yaklaşma ihtiyacı bulunduğunu ifade ederek, "Tabii ki devlet kendisini savunacak, bu milletin nefsi müdafasıdır." dedi. Görüşmelerde söz alan Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı Profesör Doktor Sinan Adıyaman, 5. madde 6000 hekimi ilgilendiriyor. Biz suçlu bir insanı savunmuyoruz. Kanuni olarak adil bir şekilde yargılansınlar. Yargılanan insanlara ne ceza veriliyorsa verilsin. Ama tutup da sizin OHAL şartlarında ihraç ettiğiniz insanlara bir de bu cezayı vermeye hakkınız yok diye düşünüyoruz diye konuştu. Türk Tabipleri Birliği Zeytindalı operasyonu sırasında savaşa hayır barış hemen şimdi başlıklı bir bildiri yayımlamış. Bu bildiri AK Parti'nin hoşuna gitmemişti. Kanun hükmünde kararla beyle sağlık çalışanlarına soykırım var. Evet, mecliste 5. madde tartışmasını ekranlarınıza taşıdık. Peki bu madde neyi içeriyor? Şimdi bir telefon bağlantısıyla gününüzü sürdüreceğiz değerli izleyenler. Telefon hattımızda CHP eski milletvekili ve aynı zamanda CHP Sağlık Komisyonu eski başkanı Profesör Doktor Sayın Nurettin Demir var. Sayın Demir, merhaba, hoş geldiniz yayına. Merhaba, yayınlar. Teşekkür ederim. 11 saat boyunca tartışıldı Sağlık Komisyonu'nda 5. madde.
Peki bu beşinci madde neyi içeriyor? Sizden dinleyelim ve beşinci madde doktorlara nasıl yansıyacak? Şimdi beşinci madde biliyorsunuz özellikle sağlık teşkilatı engelleme adına getirilen ve kanun hükmünde kararnameyle Milli Güvenlik Kurulu tavsiyesiyle bu terör olaylarına karışmış olan ya da bu konuda bu alanda mahkeme kararı olsun olmasın kanun kararnameyle terör örgütü olduğu savunda olan sağlık çalışanlarına SGK'lı sağlık kuruluşlarında da çalışamama konusunu getiriyor. Bu tabii ki çok tehlikeli bir madde. Gerçekten zaten yok olmuş olan Türkiye'deki sağlık barışını sağlık çalışanların arasındaki çalışma barışını daha da bozacaktır. Özellikle tabii sağlıkta şiddeti engellemek için getirildiği iddia edilen torba yasasını sağlıkta şiddeti azaltmayacaktır, daha da artıracaktır. Sebebi şu, bugün özellikle uzmanlık düzeyinde hekim açığı çok fazla düzeyde. İnsanlar aylarca randevu alamıyoruz, muayene olamıyoruz. Dolayısıyla birçok hekim mağdur olacak. Bu mağduriyetin sonucunda sağlık hizmeti alamayan insanların, sağlık çalışanlarına saldırıyı daha da artıracaktır. Dolayısıyla bu biz bana göre tabii ki kişisel görüşümü söylüyorum. Bu terörle mücadele adı altında iddia ettikleri konu terörle mücadeleyi sulandırmanın ötesinde bir şey değil diye düşünüyorum. Evet, yani siz de aslında 5. maddenin onaylanmaması konusunda düşünceniz o şekilde değil mi? Ben hekimler adına, sağlık çalışanları adına şöyle düşünüyorum. Bir kere çalışma hayatına baktığımızda Türkiye'de anayasaya aykırı bir madde. Anayasanın eşitliği ilkesine aykırı ve barış ortamını ve huzur ortamını gerçekten zedeleyecek. Zaten zedelenmiş durumda. Yüzlerce binlerce insanımız, sağlık çalışanımız mağdur olmuş durumda. Bu sağlık şirketten ya canıyla ödemiş, ya sakat kalmış ya da ailesiyle mağdur olmuş. Şimdi bu daha da arttıracaktır. Türkiye'deki huzurun özellikle barışın, çalışma barışını etkileyecektir. İnsanların ekmeğine oynamak kadar büyük bir günah olan bir şey yok. Dolayısıyla bu insanları çok daha mağdur edecek. Bu da toplumsal bir huzursuzluğu artıracaktır diye düşünüyorum. Evet. Sözcülük komisyonda yeterince tartışılmadığını düşünüyorum. Ben de uzaktan izlediğim kadarıyla. Şimdi 11 saat bu konu tartışıldı. Hatta İyi Parti Antalya Milletvekili Tuba Çokal da dedi ki doktorlar için ölüm yasasıdır bu yasa dedi. CHP'li vekiller evet. Karşı çıktı. 11 saat boyunca tartışıldı ve tartışma esnasında AK Parti'nin oylarıyla aslında onaylanmış oldu. Bu durumu nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi bana benim gördüğüm kadarıyla uzaktan izlediğimi söylüyorum. Tabii oradaki milletvekili arkadaşlar ve sivil toplum kuruluşlarına gözlerinde bazı iddialar var. Bu yeterince tartışılmadığı ve yeterince oylama yapılmadığı, olduğu bittiye getirildiği iddiaları var. Bunlar doğruysa gerçekten hoş değil yani demokrasi adına. Milletin meclisinde milletin vekilleri ve sivil toplum kuruluşları bu konuyu daha detaylı tartışmalı ve açık oylamayla herkesin fikrini açıkça söyleyebilmeli. Bazı iddialar var tabii ki komisyonda AKP Grup Başkan Vekili'nin müdahale ettiği söyleniyor komisyon üyelerine. Ne kadar doğru değildir bilemiyorum ben tabii ki. Zaten izlediğimi söylüyorum. Doğru olmadığını düşünüyorum. Yani Türkiye'de eğer bir çalışma barışı sağlıkta daha kaliteli bir hizmet sunacaksak bunun iyi tartışılması, iktidar partisinin bunu tekrar değerlendirmesi ve kamuoyunun ve diğer muhalefet partilerinin görüşünün tekrar alınması ve ortak bir yasa haline getirilmesinde büyük bir yarar var diye düşünüyorum. Antalya Milletvekili'ne ben de katılıyorum. Evet, pekala. Çok teşekkürler Sayın Demir, değerli katılımınız için. İyi yayınlar efendim. Çok teşekkür ederim.
Sağ olun. Evet sevgili izleyenler, Sağlık Komisyonu'nda 5. madde tartışıldı. Tam 11 saat boyunca tartışıldı. Vekiller birbirine girdi ve sonunda da onaylandı. Bu konuyu değerlendirdik. CHP eski milletvekili ve CHP Sağlık Komisyonu eski başkanı Profesör Doktor Nurettin Demir'le birlikte şimdi devam edelim. Evet, Sağlık Bilimleri Üniversitesi akademik yıl açılışında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Bilkent'teki şehir hastanesinin Aralık ayı sonunda açılacağını duyurdu. Bilkent'teki şehir hastanemizde şu anda bitti. Az önce Sağlık Bakanımdan da aldığım bilgiye göre Aralık ayı sonu itibariyle Bilkent'teki şehir hastanemizi de açacağız. Cumhurbaşkanı Erdoğan Sağlık Bilimleri Üniversitesi akademik yılının açılışında konuştu. Erdoğan burada Ankara Bilkent'teki şehir hastanesinin Aralık ayında açılacağını duyurdu. Sağlık sektöründe millileşilmesi gerektiğinin de altını çizdi Cumhurbaşkanı. Türkiye'nin sağlık alanında da hızlı bir millileşmeye, yerlileşmeye ihtiyacı vardır. Hastalıkların teşhisinden tedavisine, ilaçların moleküler düzeyde keşfinden klinik çalışmalarına ve üretimine, tıbbi cihazların geliştirilmesinden imalatına, her alanda bunu başarmalıyız. Bugün hala hem ilaç hem tıbbi cihaz sektörlerimiz büyük ölçüde dışa bağımlıdır. İstiyoruz ki tomografimizi üretelim, ultrasonografiyi biz üretelim, MR'ımızı biz üretelim. Bunları Türkiye yapar. Bu beyin gücüne hamdolsun sahibiz. Şimdi... Özel okulda okuyan öğrencilere verilen özel okul teşviki kademeli olarak kaldırılacak. Açıklamayı Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yaptı. Selçuk, önümüzdeki yıl 3290 TL ile 4610 TL arasında değişen eğitim ve öğretim desteği ödenecek. Ancak sonrasında özel okul teşviki kademeli olarak kaldırılacak dedi. Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Milli Eğitim Bakanlığı'nın bütçesi ele alındı. Ziya Selçuk daha önce yaptığı okullar arasındaki eşitsizliğin asgariye indirileceği, sınav baskısının azaltılacağı ve teneffüslerin uzatılacağı açıklamalarını yineledi. Selçuk, müfredatın çocukların ilgi, yetenek ve mizaçları doğrultusunda esnek, modüler ve uygulamalı olarak iyileştirileceğini de bildirdi. Bakan, 2012-2013 eğitim öğretim yılından itibaren verilen özel okul teşvikinin de kademeli olarak azaltılacağını açıkladı. Selçuk, özel okul teşvikleri önümüzdeki yıl artırılacak. Eğitim ve öğretim kademesine göre yıllık 3290 lira ile 4610 lira arasında değişen eğitim ve öğretim desteği ödenecek. Ancak sonrasında özel okul teşviki kademeli olarak kaldırılacak dedi. Özel okul teşviki kaldırılacak dedi Bakan Selçuk. Şimdi bu konuyu konuşacağız değerli izleyenler. Telefon attığımızda Türk Eğitim Sen İstanbul İl Başkanı Yardımcı Doçent Doktor Sayın Hanefi Bostan var. Sayın Bostan, merhaba, hoş geldiniz yayına. Teşekkür ediyorum. Bakan Selçuk bugün bir açıklama yaptı. Gündemde sıcaklığını da koruyor esasında. Şimdi bu konuyu konuşmak istiyoruz. Bizi bilgilendirmenizi istiyoruz esasında. Özel okul teşviki kademeli olarak kaldırılacak dedi Bakan Selçuk. Bu ne anlama geliyor diye ilk sorumu yönelteyim size. Buyurun. Şimdi geç kalmış bir karar. Çünkü aslında böyle bir karar alınmaması gerektiğini, eğer bu ülkede devlet okulları gerekli eğitimi verecek düzeyde bir eğitim veremiyorlarsa devlet yanlış işlerle uğraşır demektir. Bu nedenle bu kararı biz destekliyoruz, doğru buluyoruz. Çünkü devlet okullarının güçlendirilmesi gerekmektedir. Bunları güçlendirmeden özel okulların teşvik edilmesi, onlara para aktarılması doğru bir şey değildir. Bir an önce bu kararın iletilmesini beklemekteyiz. Evet, duyuyorum sizi Hanefi Bostan. Peki yani, bunun için neler yapılacak? Nasıl bir yol izlenecek? Veya neler olmalı size göre? İzleyeceklerini bilmiyorum ama bunu zaten başından beri buna karşı çıkıyoruz. Şundan dolayı karşı çıkıyoruz. Devlet okullarına para aktarmayan bir devlet özel okullara para aktarıyor. Yani bu kabul edilecek bir şey değil ki. Öğretmen açığı var,
Bunun 100 bine yakın öğretmen açığı var. Bu öğretmen açığını gidermiyor. Kalabalık sınıflarda eğitim yapılıyor. Yine yeterli derslik yok. Ama bunlarla ilgili para aktarmayan devlet özel okullara para aktarması kabul edilecek bir şey değilmiş. Bu evet. Şu demektir, ben bu işi yapamıyorum, eğitim verdiremiyorum. Özel okullar siz gereğini yapın, ben de sizi destekleyeyim demektir. O zaman bu kadar masrafa, bu kadar öğretmenin istihdamına neden gerek var? Çünkü ihtiyaç var ki aşağı yukarı 1 milyona yakın öğretmen ve onlarla birlikte milli eğitim personeli bulunmakta. Bunları aktif hale getirmek, okulların ihtiyaçlarını karşılamak, yani şu anda okullarda okullara yeterli bir ödenek sağlanmıyor. Yani niye sağlanmıyor? Para olmadığından dolayı sağlanmıyor. Şimdi bu parayı siz özele vereceğinize, özel okullara vereceğinize, devlet okullarına verin ki o okullar daha kaliteli bir eğitim yapsın, ihtiyaçlarını karşılasın ve dediğim para toplayacak dilenci konumuna okul idarecileri gelmesin. Bunu yapmıyor, özel okullara para aktarıyor, bu doğru değil. Yani bu kabul edilebilir hiçbir tarafı yok. Evet. Bir... Bunun bir an önce sona erdirilmesi gerekiyor. Yani kademeli değil, hemen bunun yapılması gerekiyor. Hı hı. Direkt yani bu konuda hemen evet. Adım atılmalı. Bu konuda da yanındayız diyorsunuz sanırım, evet. Değil mi? Evet. Evet, şimdi size bir sorum daha olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz gün kredi ve burslarla alakalı konuştu. Dün grup toplantısında konuştu hatta. Öğrencilere burs değil kredi alın çağrısı yaptı ve bunu yineledi. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi bu doğru değil. Yani burs yani özellikle fakir aile çocuklarının bursla desteklenmesi önemli bir durumdur. Çünkü bunlar okuyacak durumda değiller. Devletin bu noktada gerekli katkıyı sağlaması gerekir. Şimdi bununla ilgili yani şimdi bırakın burs almayı öğrenciler yurtlarda yer bulamıyor. Yani İstanbul'un Anadolu yakasında tek bir yurt, Avrupa yakasında da birkaç yurt var ve bunlar ihtiyacı karşılamıyor. Şimdi siz Anadolu yakasında bir üniversitede okuyorsunuz fakat yurdunuz daha Başakşehir'de çıkıyor veya Bahçeköy'de çıkıyor. Yani gidip gelmeniz mümkün değil. Bunları çözememiş bir kredi yurtlar kurumunun bu tür tekliflerde bulunması veya gerekli bu noktada gerekli yatırımın yapılmaması yine özel yurtların arttırmasına vesile olacaktır. Bu da daha önce 15 Temmuz'da ortaya çıkarttığı terörde bir noktada hizmet etmek demektir. Yani 2 yıldan fazla bir zaman geçti. Hala yurt sorununu çözemeyen bir devletin FETÖ ile mücadelede çok fazla mesafe alacağını söylemek mümkün değil. Yani bu noktada itirazımız var. Bir an önce devletin gerekli yurt ihtiyaçlarının karşılanması gerekiyor. Yani siz bir öğrenciyi ta Avrupa'nın en uç köşesinden Anadolu yakasına gelip eğitim görmesini yani başarı olarak görüyorsanız bu başarı değildir. Bu bir zafiyettir. Bunun bir an önce giderilmesi gerekir. Evet, pekala. Çok teşekkürler Sayın Bostan. Değerli katılımınız için. Ben sağ olun. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Sağ olun. Türk Eğitim Sen İstanbul İl Başkanı Yardımcı Doçent Doktor Sayın Hanefi Bostan telefon hattımızdaydı sevgili izleyenler. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un bugün önemli açıklamaları vardı eğitimle alakalı. Bu konuyu değerlendirdik. Şimdi diğer gelişmelerle hemen devam edelim. Amerika Birleşik Devletleri terör örgütü PKK'nın üst düzey yetkilileri Murat Karayılan, Cemil Bayık ve Duran Kalkan'ın yakalanması için bilgi verenlere toplamda 12 milyon dolar para ödülü vereceğini açıkladı. ABD'nin açıklamalarına yönelik olarak Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da geç kalmış bir şeydir, ihtiyatla karşılıyoruz açıklamasını yaptı. ABD Dışişleri Bakanlığı 3 üst düzey PKK'lının yakalanmasına yardımcı olanlara Adalet İçin Ödül Programı kapsamında ödül verileceğini açıkladı. Program kapsamında PKK'nın 3 üst düzey yöneticisinden Murat Karayılan için 5 milyon dolar,
Cemil Bayık için 4 milyon dolar ve Duran Kalkan için de 3 milyon dolar ödül verilecek. ABD'nin açıklamasına Türkiye'den de tepkiler gecikmedi. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD'nin açıklamasını geç kalmış bir şeydir diye nitelendirerek ihtiyatla karşılıyoruz dedi. YPG'yi, PYD'yi PKK'dan ayrı tutuyoruz diyorlar. Bununla kandıramazlar değerlendirmesinde bulunan Kalın, büyük fotoğraf içinde bu YPG angajmanını perdelemek için yapılan bir şeyse 3 gün sonra gerçeğin ortaya çıkacağını söyledi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy'dan da ABD'nin 3 PKK'lı hakkında bilgi ve ödül açıklamasına olumlu tepki geldi. ABD'de seçmenler Senato'daki 35 sandalye ve Temsilciler Meclisi'ni belirlemek üzere sandık başına gitti. Resmi olmayan sonuçlara göre Cumhuriyetçi Parti Senato'daki çoğunluğunu korudu. Temsilciler Meclisi'nde ise çoğunluk 8 yıl sonra Demokratların oldu. Başkan Donald Trump da Temsilciler Meclisi'nde çoğunluğu Demokratlara kaptırmasına rağmen yaptığı ilk açıklamada "Bu gece muhteşem bir başarıydı. Herkese teşekkürler." dedi. ABD'de seçmenler sandık başına gitti. Senato'daki 35 sandalye ile Temsilciler Meclisi'ndeki 435 sandalyenin yeni sahiplerini belirledi. Amerikan medyasında yer alan resmi olmayan ilk sonuçlara göre Cumhuriyetçi Parti 100 sandalyeli Senato'da 50 sandalyeye ulaştı. Pastor Andrew Brunson is an American citizen. ABD'deki sistem gereği Başkan Yardımcısı Mike Pence'in Senato Başkanı sayılması nedeniyle Cumhuriyetçiler çoğunluğu garantilemiş oldu. Senato'da Cumhuriyetçiler kazanırken Temsilciler Meclisi'nde ise çoğunluğu 8 yıl sonra Demokratlar aldı. ABD Başkanı Donald Trump Temsilciler Meclisi'nde çoğunluğu kaybetti ama ara seçim sonuçlarını "Bu gece muhteşem bir başarıydı. Hepinize teşekkürler." diyerek yorumladı. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Sarah Sanders ise Temsilciler Meclisi'ndeki çoğunluğun kaybedilmesi Trump'ın politikalarını etkilemeyeceğini söyledi. ABD'deki seçimler birçok ilkede sahne oldu. Demokrat Partili Müslüman adaylar Reşida Talip ve İlhan Omar seçimleri kazanarak Temsilciler Meclisi'ne girdi. Böylece Michigan'dan seçilen ABD Kongresi'nin ilk kadın Müslüman üyeleri oldu. Kongreye Amerikan yerlileri de ilk kez girdi. New Mexico'dan Deep Haaland ve Kansas'tan seçilen Sherry Davids seçimleri kazandı. Davids ayrıca Kansas eyaletinden seçilen ilk lezbiyen kongre üyesi oldu. As your governor, I want to serve to protect our country. Jared Polis de Colorado eyaletindeki valilik seçimlerini kazanarak ABD'de eşcinsel olduğunu açıkça kabul eden ilk vali oldu. We dream, we dare and we do, whether it's embracing... CHP Genel Başkan Yardımcısı Orhan Sarıbal düzenlediği basın toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Yüksek et fiyatlarına balans ayarını ithalatla yaparız." açıklamasına tepki gösterdi. Sarıbal, "Balans verilecekse sarayın mutfağına verilmesi lazım." diye konuştu. CHP Tarım Örgütleri ve Tarım Politikalarından sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Orhan Sarıbal düzenlediği basın toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Yüksek et fiyatlarına balans ayarını ithalatla yaparız." açıklamasına tepki gösterdi. 2010 yılında ithal etmeye başladılar. O gündür bugündür 6,5 milyon adet canlı hayvan ithal ettiler. 6,5 milyon ve 7 milyar dolar para ödediler. Galiba bir balans vermek gerekiyor arkadaşlar. Balans verilecekse sarayın mutfağına balans verilmesi lazım. Çünkü halkın balansını değil, jantını bozdular. Jant bozulunca o balans tutmaz. Sarıbal'ın gündeminde zeytin de vardı. Afrin bölgesinden 50 bin ton zeytinyağı bu ülkeye alım için herhangi bir çalışma yapıldı mı? Bu zeytinyağları kimlere satıldı, kim alıyor? Tunus'tan zeytinyağı geliyor mu bu topraklara? Kim alıyor bu zeytinyağlarını? Bizim zeytinimiz de dalında. Her gün zamlanan gıdaya çözümü memleketten erzak getirmekte buldular. Özellikle Doğu ve Güneydoğu illerindeki otobüsler bagajları tıka basa dolu olarak kalkıyor. Çuvallara, sandıklara doldurulan erzak büyük şehirlerdeki alıcıları ise çocuklar ve akrabalar.
Markette gıda, manavda sebze ve meyve fiyatları el yakınca çareyi memleketten erzak getirmekte buldular. Tamam, suyla çalışmıyor yani, mazotla çalışıyor. Herkes ısrar ediyor bizim valizleri yükleyin diye. Yani işte halimizi görüyorsunuz. Kimsenin yardımcı olacağı yok. Görüntüler Mardin Otogarı'ndan. Varış yeri İstanbul, Ankara, İzmir gibi kentler olan otobüsler bagajları tıka basa dolu kalkıyor. Yükün büyük bölümü de erzak. Bunlar taşıydı, bu pekmezdi. Çuvallar, sandıklar, kasalar, neler yok ki içinde? Turşu, pekmez, turşa, pirinç, tıka basa dolu bagajların kapakları zor kapanıyor. İstanbul'da biz böyle, her şey zam, her şey pahalı. Burası kendi ürünümüz olduğu için, kendi tarlamızdan, bakçamızdan olduğu için ucuz geliyor. Otobüslerin bagajlarına doldurulan erzakların alıcıları, büyük şehirlerde yaşayan yakın ve akrabalar oluyor. Dünya Kupası finalinde penaltı atışları sonucunda Angola'ya mağlup olarak dünya ikincisi olan ampute futbol milli takımı yurda döndü. Ampute milli futbol takımını federasyon yetkilileri, sevenleri ve çok sayıda taraftar karşıladı. Meksika'da yapılan 2018 Ampute Futbol Dünya Kupası'nda ikinci olan Türk milli takımı yurda döndü. Meksika'dan uçakla Paris aktarmalı olarak Atatürk Havalimanı'na gelen Ampute milli takımını federasyon yetkilileri, sevenleri ve çok sayıda taraftar karşıladı. Çok çalıştık yine geçen seneki gibi, Avrupa Şampiyonası'ndaki gibi. Çok çalıştı ve şampiyon olmak istedik gerçekten. Türkiye halkı bunu armağan istedik. Ve çok iyi bir takımız, ben buna inanıyorum. Finale kadar geldik, finale kadar tek kale top oynadık, adamlar orta sahaya geçemedi. Benim şahsen direkten dönen toplarım var, kaleciyi çıkarken kaptanlarımızın vurduğu şutlar var. Ne yaptıysak girmedi, top bizi sevmedi, şanssızlık. Kaptan Osman Çakmak açıklamalarda bulundu. Karşılaşma töreninde duygusal anlar da yaşanırken taraftarlar açılan pankartlarla millilerimize destek oldu. Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığı ekiplerinin teknenin battığı bölgede yürüttüğü çalışmalar sonucu tamamı Suriyeli olduğu bildirilen 11 kişi kurtarıldı. Mersin'in Erdemli ilçesi açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan tekne battı. Bölgede yürütülen çalışmalar sonucu 11 kişi kurtarıldı. Düzensiz göçmenleri taşıyan bir teknenin Kız Kalesi bölgesi açıklarında battığını gören balıkçılar teknedekileri kurtarmak için girişimde bulundu. Düzensiz göçmenlerin alındığı bir balıkçı teknesi bu sırada alabora oldu. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığı ekipleri ve çevredeki diğer balıkçılar denize düşenleri kurtarmaya çalıştı. Çalışmalar sonucu tamamı Suriyeli olduğu bildirilen 11 kişi kurtarıldı. Bu arada alabora olan teknedeki balıkçı da ekipler tarafından sudan çıkarıldı. Sabaha kadar süren arama kurtarma çalışmalarında kayıp kimsenin olmadığı belirlenince çalışmalar sonlandırıldı. TÜİK turizm istatistiklerini açıkladı. Sevgili izleyenler, ve istatistiklere göre seyahate çıkanların %65'i tatile değil, yakınlarını ziyarete gitti. Türkiye İstatistik Kurumu turizm istatistiklerini açıkladı. Geçen yıl Nisan, Mayıs ve Haziran aylarını kapsayan çeyrekte 15 milyonu aşkın kişi seyahate çıktı. Ancak seyahate çıkanların %65'i gezi, eğlence, tatil için değil, yakınlarını ziyaret etmek için yola çıktı. Seyahate çıkanların sadece %25'i gezi, eğlence ve tatil amacındaydı. Sağlıksa seyahate çıkma sebepleri arasında son sırada yer aldı. Seyahate çıkanlar seyahat başına ortalama 392 lira harcadı.
Bursa'nın Orhaneli ilçesinde 900 yılda 105 milyar dolar değer üretecek mermer rezervi, toplamdaysa 500 milyar dolar değer üretecek çeşitli maden rezervleri tespit edildi. Bölgede 45'ten fazla fabrika kurulacak. Evet, bu haberle birlikte gün izini noktalıyoruz sevgili izleyenler. WhatsApp hattımızı sizlerle paylaşalım hemen. 0545 357 42 13 numaralı hattan bizlere ulaşabilir, sesinizi duyurabilirsiniz. Yarın saat 14.30 olduğunda yeniden gelişmelerle karşınızda olacağız. Şimdilik hoşçakalın.